Beyler bayanlar selamlar. Yine güzel ama bu sefer çok 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 riskli. Bakın videonun başında da söylüyorum çok riskli bir projeyle karşınızdayım. Eğer başarılı olursanız çok güzel para kazanabiliyorsunuz. Ama ortada bir risk var ve o risk gerçekleşirse para puf oluyor yok oluyor. Ne mi bu proje bu kadar riskli ve kazancı da bu kadar güzel olan proje. Hadi gelin şimdi detaylı bir şekilde bakalım. Arkadaşlar projemizin ismi Police and the Thief the Game. Bu oyun direkt kendileri de zaten söylüyor. Ee, bir kurt oyunu çıkmıştı. Belki haberiniz vardır. Wolf Game diye ve Wolf Game çok tuttu. Hatta bir ara düştü Wolf Game. Şuradan grafiğini de göstereyim size. Başta bayağı tuttu, biraz gitti. Sonra sürdürülebilirliğini yapamadı. Düştü, düştü. Şimdi tekrardan güzel yerlerine geri döndü. Ama içindeki NFT'leri falan zaten çok değerlendi. Bu da direkt onlara gönderme yapmış bir oyun. Gönderme demeyen de aslında kopyası ama farklı bir yerde. Normalde Wolf Game Ethereum'da bu oyun Avalanche ağı'nda. Peki oyunumuz nasıl bir şey arkadaşlar? Şimdi e, Wolf de bilmiyor olabilirsiniz. O yüzden ben sizlere sıfırdan başlayacağım. Başlarken ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Mintlemeniz gerekiyor. Derken de şöyle bir durum var. Hemen mint kısmını gösterelim arkadaşlar. Normalde Gen 0 o ilk karakterler direkt 1.7'ye üretiliyordu. Şimdi whitepaper'dan tekrar göstereceğim. Ee, i̇kinci kısımda 20.000 loot'a loot oyunun coin'i. Üçüncü kısımda 40.000 loot ve sonraki aşamada da 60.000 loot'a mintleyebiliyorsunuz. Mint dediğiniz zaman 3 tane olasılık oluyor arkadaşlar. Hatta şuradan da kendiniz de görebilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar patlayacağını ve ne olduğunu. 3 tane olasılığımız var dedik. Birinci olasılık hırsız çıkartmak arkadaşlar. NFT olarak direkt bir tane hırsız üretiyorsunuz. Ve bu hırsız size belirli bir gelir getiriyor. Gelirleri birazdan söyleyeceğim. Şu an özet geçiyorum. İkinci olasılığınız polis çıkartmak arkadaşlar. Polis çıkartırsanız da yine belirli bir gelir elde ediyorsunuz. Buradaki tüm detayları şimdi aktaracağım. Merak etmeyin. Üçüncü olasılık ise oyunu en çok en büyük riske sokan şey ise %10 olasılıkla arkadaşlar hiçbir şey elde edemiyorsunuz. Mint dediğinizde direkt yap, yarattığınız karakter el koyuluyor ve belli bir havuza atılıyor. O havuzdan da belli başlı kişilere tekrardan dağıtılıyor. Sizin elinize hiçbir şey geçmiyor. Yani direkt parayı çöpe atmış oluyorsunuz. Hiçbir şey kazanamıyorsunuz. %10'luk böyle bir risk var arkadaşlar. Bunu videoda belki 50 kere söyleyeceğim. Çünkü daha sonrasında girip başınıza böyle bir şey gelir Ya yavru sen söylemiştin deme hani böyle bir risk var oyunun en büyük riski zaten bu arkadaşlar direkt paranız çöpe gidebilir şimdi ürettiğimiz NFT'lerle ne kazanabiliyoruz adım adım onlara bakalım Öncelikle hırsız demiştik değil mi? Hırsızlığı çıkartma şansımız bu mintten %80 arkadaşlar. %80 olasılıkla hırsız geliyor. Bu hırsız peki ne işe yarıyor? Oyunda havuzumuz var arkadaşlar. Bu karakterleri buradaki havuza yatırıyoruz, stake yapıyoruz ve bize loot denilen şey kazandı. Peki bu hırsız ne kadar kazandırıyor? Günlük 10.000 loot kazandırıyor. Fakat daha sonrasında bu kazandıklarımızı çekmek için claim yapmak istersek ya sen %80 loot'unu alabilirsin geri kalanını polislere rüşvet vermelisin diye. Ve siz %80'ini alıyorsunuz. Şimdi o %20'yi birazdan da açıklayacağım size. Eğer stake ettiğiniz şeyi unstake et derseniz de yani siz NFT'nizi yatırdınız artık tam ben bu oyunu oynamayacağım çıkmak istiyorum dediğinizde de arkadaşlar hırsız 2 gün boyunca stake'de kalmalı ve 20.000 loot biriktirmeli çıkarken üstünde 20.000 loot olmalı fakat çıkış zamanında iki tane olasılığı var birinci olasılık ya biriktirdiği 20.000 loot'u da alıp çıkar gider ya da yarı yarıya olan diğer olasılığı arkadaşlar o tüm kazandığınız 20 bin loot var ya onu da polislere bırakır. O şekilde unstake edersiniz ve unstake ettiğiniz şeyi daha sonrasında markette satabilirsiniz. Marketi de hemen birazdan değineceğim arkadaşlar. Genel mantığını anladınız. NFT'yi aldınız, stake'i yatırdınız, size loot verdi. Hırsızda bazı şartlar var. Ya %80 kazanacaksınız ya da NFT'yi geri çekerken, unstake ederken yarı yarıya olasılıkla ya tüm kazancı bırakacaksınız. Tüm kazanç bu arada daha önceden claim ettiğiniz değil, o sırada biriktirdiğiniz. Şimdi hırsızlar hep ya %20 rüşvet verdi ya da NFT'sini geri çekerken %50 şansla kaybetti ya köşede bir yerde birikti arkadaşlar. Aynı zamanda oyun başında mintlerken de diyelim o %10'luk şansa denk geldiniz ve yarattığınız NFT karakteri kayboldu. Nereye kayboluyor? İşte polis havuzu denilen yerde birikiyor. Ve bu polis havuzundan da polisler gelir elde ediyor. Fakat polislerde, dik... fakat polislerde dikkat edilmesi gereken bir şey daha var. Alfa güçleri. Alfa güçleri 5'ten başlayıp 8'e kadar çıkıyor. En düşüğü 5, en yükseği 8 olarak düşünebilirsiniz. Karakteriniz ne kadar güçlüyse arkadaşlar havuzdan da o kadar çok pay elde ediyorsunuz. Loot'u alırken. Peki NFT kazanması ne oluyor? Evet bunlar o baştaki kaybolan NFT'leri de kazanabiliyor. Bu tamamen rastgele arkadaşlar. Siz NFT'nizi kaybettiniz. O polis havuzuna aktarıldı. Ondan sonra polis havuzundan belli bir kişiye o NFT direkt verilebiliyor. Yani simit dediğiniz bir şeyi ben bu havuzumdaki polisler sayesinde çalabiliyorum. Ve polisin stake'inde de zaten şurada detaylı bir şekilde anlatmış. Bu kazanılan %20 gelirin hepsi Polislere dağıtılıyor ve hiçbir risk yok. Yine aynı şekilde claim yaparken de hiçbir risk yok. Hepsini tamamen istediğim zaman alabiliyorum. Hiçbir claim limiti vesairesi yok. Unstake ederken de direkt hiçbir ceza vesaire olmadan risksiz bir şekilde unstake edip NFT'mi satabiliyorum. Her şey çok güzel değil mi? O baştaki risk olmasa o tertemiz oyun diyorsunuz. Ama baştaki riski atlatmanın da bir yolu var. O yol nedir? Marketten satın almak arkadaşlar. Onu da hemen şuradan gösterelim bu e, NFT kısmına girerseniz Polis Active Game kısmında arkadaşlar direkt şuradan filtresi seçebilirsiniz ve Filter'dan Polis Steve ayrımına bakabilirsiniz. Peki bu ayrıma göre baktığımızda ne patlıyor? Şu anda bir tane dandik bir hırsız almak arkadaşlar 7 avaksa patlıyor yaklaşık 770 dolara denk geliyor. Bunu mintlemeye çalışırsanız ne kadar mintliyorsunuz? Şu an ikinci aşamadayız demiştik ve 20.000 nut gerekiyordu. Peki 20.000 Nut'un değeri ne kadar? 20.000 Nut'un değeri de yaklaşık olarak e, şu anda 3.7 centten 3.7 centten hesaplarsak 740 dolara denk geliyor. Marketten aldığınızda da 770 dolara geliyor. Yani hemen hemen aslında riske girmeyip direkt buradan alabilirsiniz. Ama riske girdiğinizde ne farkı var arkadaşlar? Polis çıkarma şansınız var. Yani bu kumarı oynarsanız polis de çıkartabilirsiniz ve polis çıkartırsanız zaten direkt e, 1750 dolar civarına satabilirsiniz ya da yerleştirip bizim gibi kazanabilirsiniz. Peki oyundaki kazançlar ne kadar? Hırsızlar direkt günlük 10.000 nut çıkartıyor. Yani 10.000 nut ne kadar yapıyor? Hemen bakalım. 377 dolar çıkartıyor. Ama unutmayın, claim yaparken ne oluyordu? %20'sini polislere rüşvet veriyordu. Yani bunu da 0.8 ile çarparsak şu anki Kurusundan 300 dolar günlük kazancı var bu arkadaşın. Peki polisler ne çıkartıyor ve ben oyuna nasıl girdim? Arkadaşlar şuradan da hemen bloğu hazırladım sizler için. Bugün e, yaklaşık 7 saat önce girmiştim. Hatta sayfayı yenileyim kendiniz görün. 7 saat değil o 7.5 saat oldu. Aynen. E, 7.5 saat önce Avax'a 22 Avax sattım hemen oyuna girmek için. Ondan sonra 13 Avax'a gittim bir tane polis aldım. Daha sonra dedik ki ya hadi bir tane de mint diyelim ya. Ne olacak? Şansımızı deneyelim hani. Birazcık kaşındı arkadaşlar. Ondan sonra bir baktık öf. Öf. Polis geldi. Tabi ilk başta polis geldi gibi gözükmedi. Hırsız geldi gözüktü. Sonra bir baktık e bizde polis var. İyi tamam ne hala dedik. Şimdi evet. toplam benim maliyetim 13 ile e, 5 toplarsak 18.4 Avax harcadık. O da şurada ben size hazırladım. Ee, kendiniz de görebilirsiniz. 1950 dolar. Hadi 2000 dolara oyuna girmiş oldum. Ve 2000 dolara oyuna girdikten sonra ben bu 7 saat içinde. Hadi 8 saat deyin. Hesaplaması da kolay olsun. 3 ile çarparız direkt arkadaşlar. Ee, neredeydi sayfamız? Şurayı da bir yenileyelim. Hem başkasının NFT'sini çalmış mıyız diye. Arada sırada bakıyorum buraya. Unstake'i düşmüş mü diye. Daha kazanamamışım. Ne kazandım arkadaşlar? Ee, hemen şuradan toplayarak birlikte ilerleyelim. 5222 artı eee 4094. 9316 çıkartmışım. Tamam mı? 9316'da da e, sayfamızı kaybettik. Şu an 0.38'den satarsak çarpı 0.038 0.38 dersek arkadaşlar 354 dolar çıkartmışım zaten 7 saatte. hadi birazcık daha artsa artmadı diyelim 350 dolardan hesaplayalım çarpı 3 yaptık mı bana yaklaşık olarak günde 1000 ile 1200 dolar arasında para bırakacak bu arkadaşlar dedim gibi riski çok 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 yüksek çünkü en başta girerken paranız direkt çöp olabilir marketten alırsanız sıkıntı yok ama dedim ki mintlerken o %10'luk şans size gelebilir ve ya ben ne yaptım niye oldu diyebilirsiniz. Dilerseniz marketten alıp bir şansınızı deneyebilirsiniz. Polis de deneyebilirsiniz. Polis de bu sayede başkalarının hırsızlarını çalabilirsiniz. Ve daha fazla gelir elde edersiniz. Şu anda genel olarak Roy'lere bakarsak da arkadaşlar sabah hesapladığımda e, fiyatlar da çok değişmemiştir. Yani biraz değişti arttı ama coin aynı gidiyor. Coin aynı değerini korursa mint dediğinizde ne kadar mintliyorduk arkadaşlar 20.000 bizim elimize ne kadar geçiyor günlük 10.000 hırsız mintlediğimizde e %20'sini bırakıyorduk. Yani 8000 geçiyor. 20000 bölü 8000 dersek 2,5 günde hırsızın ROI'si var. Polis için biraz daha farklı çünkü hav polis havuzdan çekiyor. Baktığınızda hırsızdan evet daha çok kazanıyor. Ben onu hesapladığımda Polis'in bir 1-1,5 gün olarak hesaplamıştım. Direkt Mint'ten çıkma Royce'ini. Market'ten Royce'ini de artık sizin kendiniz hesaplamanız lazım. Ama market'ten aldığınızda da genel ortalama ben size söyleyeyim 4 ile 5 gün arasında Roy vardı. Niye bu kadar kısa? Çünkü o en başta paranızın çöpe gitme ihtimali var arkadaşlar. Yani risk ne kadar büyükse kazanç da o kadar büyük oluyor. Haydi gelin şimdi son olarak elimizdeki kazancı çekelim. Kendiniz gözünüzle görün. Gerçekten böyle bir kazanç var mı yok mu? Ben şimdi mı claim yapayım arkadaşlar, belirli bir fee ödeyeceğim. Olmuş sayfayı yenileyelim, aşağıda gözükecek mi? 0'ı 0 gördünüz. Nereden şimdi bunu satın alacağız, ne yapacağız arkadaşlar? Hemen şuradan Trader Joe'ya giriyoruz. I understand diyoruz, cüzdanımla giriş yaptım. Evet, balansım geldi arkadaşlar, 9300 çıkartmışım. Hop yanlış yere tıkladık. Maksimuma tıkladım, direkt 3.17. Tabii her borsada, her DEX'te olduğu gibi e <laughs> Belirli bir AVAX ödemem gerekiyor en başta onaylamam gerekiyor evet ben bu coin işlem yapmak istiyorum onayımı veriyorum diyorsunuz. Yani ne olacak ben şimdi bunu app'luladıktan sonra 3.18'de swap'lıyorum arkadaşlar. Ee, 3.18'de ne kadar yapıyor gelin Binance fiyatından bakalım hiç şeyden bakmayalım daha gerçekçi yansıtsın sizlere. 3.18 dediğimde 341 dolar çıkarmış oldum ben ve hemen bakıyoruz arkadaşlar bakiyeme yansıdı mı tertemiz yansımış olması lazım evet 7.7'ye çıktı oyun 1-2 gün daha gittiğinde direkt royumu çıkartmış olacağım arkadaşlar üstüne ker 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 Bakalım göreceğiz ne kadar daha çıkartacağız. Oyuna girerseniz umarım siz de çok güzel polisler çıkartırsınız ve çıkarttığınız polisler başkalarının NFT'sini çalar ve daha da geniz artar diyeceğim. Bu kötü bir dilek mi oldu bilemedim. Neyse bakalım. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.